Evet, ben dahil sevgili yaylar. Bakalım bizleri Ağustos ayında neler bekliyor sevgili yaylar? 7 tane kart açacağım ve bunları sizin için yorumlamaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, bu arada kartlarımı karıştırırken sizlere birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz Venüs retrosundayız arkadaşlar ve Ağustos'ta Merkür retrosu başlıyor. Eylül'ün sonuna kadar sevgili arkadaşlar, bu dönemde imzalı işlerden uzak durmanızı öneriyorum. Evlilik olur, boşanma olur, mahkeme olur, noter işleri olur, ev alım satımı olur, araç alım satımı olur. Bu dönemde bunlardan uzak durmanızı öneririm. Ayrıyetten sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz Merkür retrosu elektronik cihazlara da olumsuz etki yaratabiliyor. O yüzden Eylül sonuna kadar, hatta Eylül sonundan yani retro tam anlamıyla bitsin diye 3 gün daha beklerseniz, ondan sonra elektronik alışverişlerinizi yaparsanız sizin için daha iyi olacağını düşünüyorum sevgili yaylar. Hadi bakalım ilk kartımızdan başlayalım sevgili yaylar. Bizleri Ağustos ayında neler bekliyormuş? İlk kartımız Tılsımların ikilisi sevgili yaylar. Tılsımların ikilisi. Karar dönemine giriyoruz sevgili yaylar. Önceliklerimiz değişebilir ve şanslı bir değişim olacaktır bu sevgili yaylar. Ayrıyetten değişikliğe de çok çabuk adapte olabileceğimiz bir dönemdeyiz. Yani işinizi değiştirirsiniz. İş yerinizdeki arkadaşlarınıza çok çabuk adapte olabilirsiniz. Yeni bir sosyal çevreye girip o insanlarla çok çabuk adapte olabilirsiniz. Ayrıyetten de tılsımların ikilisi iki işi temsil edebilir sevgili yaylar. Yani ekstra bir işe de başlayabilirsiniz bu dönemde. Fakat en önemli işareti tılsımların ikilisinin dengeyi hiçbir zaman kaybetmeyin sevgili yaylar. Hadi bakalım. Şimdi ikinci kartımızı seçelim hep beraber. Bakalım ikinci kartımız neymiş? İkinci kartımız kupaların onlusu sevgili yaylar. Yani iç mutluluğumuzu dolu dolu yaşayacağımız bir döneme giriyoruz. Ailemizden vakit geçirebiliriz ve bu dönemde arkadaşlar ne hayalimiz varsa gerçekleşme olasılığı çok yüksek. Mutluluk kartıdır ve bu dönemde doğru insanla karşılaşabilirsiniz. Yeni sosyal çevre edinebilirsiniz ve çok memnun olacağınız bir iş bulabilirsiniz veya işinizde daha da mutlu olabilirsiniz sevgili yaylar. Hadi bakalım şimdi üçüncü kartımızı açayım. Bu arada sevgili yaylar, yani diğer burçlara da haksızlık olmasın diye yeni destemle yapmadım. Mükemmel ötesi bir deste geldi. Onu da diğer aylık yorumlarda kullanmaya başlayacağım. Hatta haftalık yorumlarda da kullanabilirim. Çünkü o kartların temizlenme işlemi yapılması lazım o kartlara. Ve ekstradan tekrardan o kartların bir gözden geçirilmesi lazım sevgili yaylar. Evet, üçüncü kartımızı çekelim sevgili yaylar, bakalım bizi Ağustos ayında neler bekliyor. Üçüncü kartımız mahkeme kartı. Gerçekten bir mahkeme işiniz olabilir, olumlu sonuçlanır. Bazı kararlar alma zamanınızdır, bazı düşünceleriniz vardır hayata dair, işe dair, ilişkilere dair. Bu kart bunun artık karar vermenin zamanının geldiğini haber verir sevgili yaylar. Ayrıyetten bu evliliğe de işarettir. Evlilik teklifi alabilirsiniz veyahut hakikaten yani yakında düğününüz vardır belki de. Ve bu kartın en önemli özelliklerinden birisi de eskiyi bitirin. Eğer bitmesi gereken bir şey varsa eskiyi bitirin sevgili yaylar.
Sınava girebilirsiniz bu dönemde. Yani sınav derken gerçek anlamda bir sınav. İş yerinde terfi sınavı olur. Herhangi bir okulun sınavı olur. Bu sınavlarda da başarılı olacaksınız. İş görüşmesine gidebilirsiniz. Herhangi bir haber alabilirsiniz. Yazışma üzerinden bir haber alabilirsiniz. Gizli bir takım haberler alabilirsiniz sevgili yaylar. Ve eski problemleriniz de bu dönemde tekrardan gün yüzüne çıkabilir sevgili yaylar. Hadi in bakalım. Dördüncü kartımızı seçelim. Sevgili yaylar. Bakalım dördüncü kartımızda bizleri Ağustos ayında neler bekliyor sevgili yaylar. Evet. Kupaların beşlisi. Bu dönemde herhangi bir kayıp yaşayabilirsiniz. Yani eşyalarınız, eşyalarınıza dikkat edin. Herhangi bir şeyinizi bir yerde unutabilirsiniz. Ve normalde aslında bakın burada insanlar gördüğü zaman birazcık olumsuz olarak düşünebiliyor bu kart hakkında. Fakat gördüğünüz gibi arkadaşın başı öne eğik. Yani burada demek istiyor ki kafanı kaldır. Etrafında yeni olanaklar var. Yeni olanaklara bak. Demek istiyor. O yüzden bu dönem birazcık da hani duygusal olarak duygularımızla da baş edemeyebiliriz sevgili yaylar. Hadi bakalım 5. kartımızı açalım. Beşinci kartımızı açalım sevgili yaylar. Aman ya Rabbi. Sevgili yaylar, inanılmaz ötesi bir karttır. Benim de ayrıyetten doğum kartım Güneş. Arkadaşlar, Güneş, sevinç, başarı, kutlama, yani ne arıyorsanız var. Sağlık enerjimiz çok yüksek. Yeni iş çabuk olacak. Çabuk olacak. Yani herhangi bir şeyimiz çabucak sonuca ulaşacak. Ondan sonra eğer online yani böyle kamera önünde işlerle, insanlarla uğraştığınız bir mesleğiniz varsa popüler olacağınız bir dönemdesiniz. Sevgili yaylar, parasal anlamda büyümeyi temsil eder. Yaptığınız işte karlı çıkmanızı ve ne istiyorsak sevgili yaylar, bu kart her zaman çok daha iyisinin olacağını temsil eder. Evet, 6. kartımızı açalım bakalım. Sevgili yaylar, vay be, Güneş çıktı sevgili yaylar. Hakikaten yani hayatımıza yeni bir Güneş doğuyor. Tüm olumsuzlukları geride bırakıyoruz sevgili yaylar. İki tane kart çıktı çektiğim zaman. Bir tanesi asılmış adam, asılan adam. Diğeri de dünya kartı. Asılan adamla başlayayım. Bu aralar ilerlememiz birazcık yavaş olabilir. Birazcık bu dönemde üşengeç de olabiliriz sevgili yaylar. Hani divana oturayım, Netflix'imi açayım, işte dizi izleyeyim, bilmem ne. Ama çalışmayanlar için iş yerinde de çok sıkılacağınız bir dönem sevgili arkadaşlar. Bir de bu kart aslında birazcık gerçekleri görmemizi engelleyen bir kart aslında. Yani ilişkide pembe gözlük, pembe gözlüğü işaret eder. Çünkü pembe gözlük varken nedir? Sevdiğimiz kişinin eksi yanlarını göremeyiz hiçbir zaman. Öyle bir dönemde olabiliriz. Ondan sonra bu aralar meditasyonla ilgilenebiliriz. Sanatla ilgilenebiliriz. Sanatsal çalışmalar yapabiliriz. Müzikle de ilgilenebiliriz. Yani ve bu dönem birazcık daha durgun bir dönem olduğu için sevgili yaylar, hayatımızdaki
olaylara başka bir açıdan bakabiliriz. Evet, son kartımız dünya kartı. Sevgili yaylar, dünya kartı şöyle söyleyeyim. Hayatımızdaki bir sonraki level. Yani terfi olur. Yani yaptığımız her şeyin zaferle sonuçlanacağını bildirir bize aslında. Bu ayetten arkadaşlar herhangi bir bu dönemde yani herhangi bir vatandaşlık işleminiz varsa, vatandaşlığa başvurduysanız vesaire, bunun da olumlu sonuçlanacağını veyahut herhangi bir ülkenin vatandaşlığına da başvurabileceğinizi işaret eder dünya kartı sevgili yaylar. Evet sevgili yaylar, gayet güzeldi aslında. Ağustos ayı bizim için mükemmel geçecek diyebiliriz. Ama tekrardan bugünlük bu kadar sevgili yaylar. Mükemmel bir Ağustos ayı geçirmenizi diliyorum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.